Merhabalar, ben Şef Fehmi Samancı. Bugünkü dersimizde sizlere çorbalardan Fransız soğan çorbası yapımını göstereceğim. Hemen başlayalım. Açıkçası benim kişisel olarak en favori çorbalarımdan birisidir. Gördüğünüz gibi sadece 4 tane baharatları da sayarsak belki 5 tane malzemesi var. Ama güzel yaparsanız inanılmaz da lezzetli bir çorba oluyor. Ben de genelde hani sevmeyenini görmedim. Derin bir tencere alıyorum bunun için. Altını kısıyorum çok da yüksek ağırlığı açmadan. Tereyağıyla başlıyoruz işimize. Yapacağımız işlemi kısaca bahsediyorum. Karamelize soğan yapacağız aslında. Soğanlarımızı piyazlık bizim Türkçe'de tabir ettiğimiz halka halka doğradım ince ince. Tereyağıyla beraber onları soteleyeceğim. Fransız soğan çorbası için en önemli iki malzeme. Bir tanesi soğanların iyi karamelize edilmesi, ikincisi de iyi bir kemik suyu. Evet, tereyağı çok fazla kızdırmıyorum. Sadece erimesini bekliyorum şu aşamada. Hatta tamamen erimesini bile beklemeyeceğim. Böyle çok artık böyle erimek üzereyken soğanları ekliyorum. Evet, ve karıştırıyorum güzelce. Tereyağın soğanların her tarafına geldiğinden emin oluyorum. Ve ısı benim kontrolümde yine her zaman gibi. Yavaş yavaş karamelize edeceğiz soğanları. Burada sabırlı olacağız. Normalde tabii daha miktara göre süre değişiyor. Ama nereden baksanız benim şu anda yaptığım miktar için bile en azından 20 dakika, 30 dakika soteleme yapmamız gerekiyor. Yavaş yavaş yakmadan soğanın şekerini çıkaracağız ve bu şeker karamelize olacak ve orada kalacak. Yok olmadan da çorbamızı tamamlarsak çorba lezzetli olacak. Ama çok yüksek ısıda soğanları sotelerseniz ki genelde yapılan hata budur. Yüksek ısıda soğanı sotelemek veya çok düşük ısıda o zaman da haşlamak, haşlanmış oluyor. Tam böyle ideal derecesinde yaptığınız zaman soğan içindeki şekeri bırakacak, hafif yanmaya başlayınca karamelize olmuş demektir. Güzelce rengi ve kıvamı da istediğimiz gibi ise harika bir karamelize soğanınız olmuş olacak. Hiç şeker kullanmadan, herhangi bir tatlı ürün kullanmadan, orijinali de böyledir, böyle yapmanızı da tavsiye ediyorum. Evet, burada dediğim gibi sabırla bunu arada ara karıştıracağız. Arada bakın ısıyı yükselteceğim, arada kısacağım. Çünkü eğer çok düşük ısı olursa bir kez daha tekrarlıyorum. Soğanlar suyunu salacak, haşlanmaya başlayacak. Kesinlikle bunu istemiyoruz. Suyu bir ürünün suyunun çıkması demek lezzetinin kaybolması demek. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Eğer çok yüksek ısıda yaparsanız da bir anda yanacak. O şeker lezzetini kaybedecek. Tatlı lezzet kaybolacak. Renk olarak, görünüm olarak belki istediğimiz bir karamelize soğan gibi gözükse de lezzeti kötü olacak o zaman da. O yüzden basit şeyleri yapmak her zaman daha zordur. Bunu unutmayın. Karamelize soğan da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla soğan çorbası da bunlardan bir tanesi. Evet, şimdi bunun karamelize olmasını bekleyeceğiz. Evet, soğanlarımız istediğimiz renge gelmeye başladı gördüğünüz gibi. Güzel böyle altın sarısı dediğimiz hafif kahverengiye çalan güzel karamelize soğanımız olmak üzere ama henüz olmadı. Bir tane daha şey göstereceğim size. Soğan yaparken, karamelize soğan yaparken dikkat etmeniz gereken. Bir kere tabana yapışmaya başlıyor soğanlar. Oradan da anlıyorsunuz hani zaman geldi. Eğer böyle çok yapışan bir parçalar kalırsa, şunun gibi, şuralar gibi. Elinize ılık su alın. Bir kaşığın yardımıyla birkaç damla suyu damlatın ve kaşığın ucuyla bu yapışan yerleri kazıyın. Bir nevi degreze etmiş oluyoruz. Degrezeyi anlatmıştım hatırlarsanız daha önceki videolarda. Böylelikle hem o yapışan şeyler de çıkmış oluyor hem de lezzeti de geri çorbamızın içine katmış oluyoruz. Artık soğanlar istediğim renkte ve lezzette. Şöyle bir parçalıp tadına bakabilirsiniz. Yakmayın ağzınızı yüzünüzü tabii. Diğer malzememiz olan fermente edilmiş kırmızı üzüm suyundan ekleyeceğiz. Yine degrezeye devam ediyorum aslında. Döküyoruz dikkatlice ve karıştırıyoruz. Yine o tabana yapışan şeyler varsa onlar da çıkmış oluyor. Bakın taban tertemiz kaldı tencerenin. Fermente üzüm suyumuz ısının etkisiyle zaten buharlaşmaya başladı, çekti. Lezzetini soğana bıraktı. Soğanda lezzeti var ama kendisi su kısmı uçup gitti. Üzümün lezzeti soğanlarda şu anda. Renk de tabii doğal olarak biraz daha koyulaştı. Tam istediğim görüntü. Artık son aşama olan dana kemiği suyumuzu vermeye geldi.
Dana kemiği suyunu da daha önce yapmıştık. Öteki videolarımızda var zaten kemik suları. Güzelce kemik suyumuzu da ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ve altını kısıp yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz. Yaklaşık bu miktar için yine 15-20 dakika hafif hafif tıkırdayarak pişecek. İyice kemik suyunun lezzetiyle soğanların lezzeti birbirine girecek. Ve ondan sonra soğan çorbası bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, soğan çorbamız hazır. Tek yapmamız gereken bir kaseye koyup servis etmek. Hemen şöyle güzel kasemize soğanından koymayı kesinlikle unutmuyoruz. Adı üstünde yani, soğan çorbası soğansız olmaz tabii ki. Şöyle güzelce. Normalde şimdi klasik soğan çorbası dediğimiz soğan çorbamız bu. Yanına da böyle bir rendelenmiş gravyer koydum. İsteyen içine döküp yiyebilir diye. Biraz da karabiber üstüne gezdireceğim. Hatta peynir de koyalım. Bu şekilde. Normalde klasik Fransız soğan çorbası bu şekilde servis ediyoruz. Bir de gratin dediğimiz zaman eğer ise, o zaman ekmek de işin içine giriyor. Güzel bir ekmek yapıyoruz. Üstüne gravyeri koyup kızartıyoruz beraber ve içine de koyabiliriz çorbanın. Veya direkt çorbanın üstüne ekmeği koyup, gravyeri koyup o şekilde salamandır da eritebiliriz. Bir de çok klasik aslında sunumu, Fransız restoranlarında gittiğinizde genelde görüyorsunuz. Güzel bir böyle kalın sert kabuklu bir ekmeğin içinde soğan çorbasını servis ediyorlar. O da gerçekten güzel oluyor. Çok az malzemeyle yapabileceğiniz çok lezzetli bir çorba. Ama burada yine sizin dikkat etmeniz gereken teknik kısmı. Çorbalardan farklı bir teknik uyguladık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.